Sayın profesörler, meslektaşlarım, sayın genel müdürüm, öncelikle çok çok teşekkür etmek istedim. Beni böyle bir kamusal olaya ev sahipliği yaptıkları için çok teşekkür ederim. Size şunu temin edebilirim, yani Danimarkalı diplomata sorduğunuz zaman, yani böyle bir olaya katılmak ister misiniz? İklim değişikliği ile ilgili olarak hepimiz evet deriz. Neden? Çünkü açık bir şekilde, yani Danimarka hükümeti için ve Danimarka halkı için iklim değişikliği felaketi bir numaralı konusudur bugün. Bu benim parlamentom için, hükümetim için ve halkın, Danimarka halkı için de böyle. Yani bundan hiç kuşkunuz olmasın. Biz gördük ki, evet, seçimler yapıldı 2019'da, geçen sene seçimler yapıldı, hükümet değişti, sağdan sola geçti ve neden bunu yaptı? Yani bir iklim değişikliği en önemli konulardan biriyken, tüm seçimlerde, bu seçimde bu kararlaştırıcı bir unsurdu ve politikacılar buna göre hareket ettiler. Yani bu Danimarka'da çok önemli bir konu, iklim değişikliği. Yani hükümetler buna göre belirleniyor. Bütün birçok sıkıntı var. Yani insan oğlunu tehdit eden birçok felaket var. Aynı çerçevede görüyoruz bunu, iklim değişikliği. Bütün Danimarkalı okul çocukları ve Danimarkalı bakanlar hepsini biliyorlar. Bu iklim değişikliği STG'lere kullanmak istiyoruz. Çünkü gezegenimizi korumak istiyoruz ve insanların, yani yeryüzündeki insanların erişimine bu kaynakları sunmak istiyoruz. Tabii STD No 80 ve 30 merkezi bir yerde bunlara odaklanacağım, ama şunun altını çizmek istiyorum. Yani çok güzel STG'nin 70 hedefi olan STG'ye bakacak olursanız, bunlara birer birer incelediğinizde, yani orada önemli kökenin iklim değişikliği olduğunu göreceksiniz. Yani diğer STG'lere, suya erişim, enerjiye erişim, fazla nüfus, suların korunmasının temelinde gezegeni korumak var. Peki biz ne yapıyoruz bu konuyla ilgili olarak? Şunu gururla söylüyorum. Benim hükümetim en güçlü, çok güçlü bir planı başlatmış iklim değişikliği sorunlarının hafifletilmesi için. Danimarka hükümeti geniş kapsamlı bir destek verdi ve bu destekle karbon emisyonların %70 olarak azaltılması hedefleniyor 2030'a kadar. Bu çok önemli. Bunu sadece Danimarka'da yapacağız. Biz bunu, ama diğer ülkelere de bunu diğer ülkelerde bunun kaynağını çoğaltmayacağız satın alarak. Biz bunu çok hızlı bir şekilde yapacağız diğer ülkelerine nazaran. Çünkü bu bir Danimarka kanunu olarak uygulanacaktır. Yani sadece bir plan değil bu. Bu bir hukuk yani. Ve bu hukuk, bu kanun Danimarka parlamentosunda yürürlüğe konacaktır. Yani %70'lik bir emisyonun azaltımı çok önemli. Çünkü biz karbon emisyonları uzun süreden beri, 1990'lardan beri azaltıyoruz ve bunun üstüne çıkıyoruz. Biliyoruz ki Avrupa Birliği planların hedefi 2030'a kadar %40 azaltmaktır. Kopenhag'da biz
karbonsuz, karbonsuz bir bölge olarak 2025'e, yani 5 sene sonra Kopenhag şehri karbonsuz olacaktır. Biz bunu planlıyoruz, bunu hedefliyoruz ve bunu seçmenlerin çoğu bu iklim değişikliği politikaları destekliyorlar çoğunlukla ve aynı zamanda sivil toplum örgütleri ve sanayide bizi destekliyor. Sendikalar da arkamızda bu hedefin gerçekleştirilmesi için, hatta emeklilik fonları bile arkamızdalar çünkü emeklilerin gelecekteki haklarını korumaya amaçlıyorlar. Onun için 52 milyar ABD doları tahsis edilmiştir. Bu Danimarka gibi küçük bir ülke için çok büyük bir para. Bunu neden yapıyoruz? Neden bu kadar destekleniyor bu konu Danimarka'da? Evet, bu Brüksel'e de geldi bu endişeler. Türkiye'ye de gelecek. Bunu zaten görüyorum. Farklı Türkiye'de farklı yerlerde görüyorum. Yani Allah politikacılara yardımcı olsun. Eğer bir seçmenlere karşı doğru bir politika sunamıyorlarsa. Peki bunu niye, neden bu konuda bu kadar hırslıyız? Üç neden var. Birincisi, en bariz olanı, etik bir konu bu. Gezegen büyük zorluklarla karşı karşıya. Biz bunu toplum olarak buna yardım etmek zorundayız. Yani biz Danimarka, biz küçük ülkeyiz, biz rahat yaşıyoruz, bize ne diyemeyiz. Böyle bir lüksümüz yok. Ama bize göre sorumluluğumuz var. Yani gezegenin nüfusuna karşı böyle bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. İkincisi, güvenlik politikaları. Biz, evet, hiçbir ülkenin ithal edilen fosil yakıtlara bağımlı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani çünkü bu risk teşkil ediyor ve bu risklerden kurtulmak lazım. Üçüncüsü, biz enerji tasarrufu programlarında çok hırslı davrandık ve bundan sonra Danimarka'nın sanayi kesimleri, yani bu da bunu desteklediler. 1990'larda rüzgar enerjisini biz başlattık ve bunu herkes destekledi. Bu bizim sanayimizi de içinde itici güç oldu. Yüksek vergiler, yani su kullanımı, enerji kullanımına yüksek vergiler koyduk ve biz inanıyoruz ki en rekabet edici ekonomiler enerjiyi verimli bir şekilde kullananlar olacaktır. Onun için rekabet de çok önemli. Buna ne diyebiliriz? Başka Danimarka küçük bir ülke. İtalyan meslektaşlarım burada. Evet. Çok küçük bir ülkeyiz. Her ne kadar itiraf etmesek ama şunu söylemeyse. Ama sizden daha büyüğüz. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'nin en büyük üye devletiyiz. Çünkü Grönland'a sahibiz. Yani Grönland sahibi olarak biz en büyük, en fazla alana sahibiz. Ben bunu neden söylüyorum? Çünkü Grönland'da biz öndeyiz. Küresel iklim değişikliğini en ön sıradan görüyoruz. Ve buradaki buzların ne kadar hızlı eridiğini ve Grönland'ın ne kadar hızlı bir şekilde tarım arazisine dönüştüğünü görüyoruz. Bu bizim için hassas bir konu.
Peki biz şimdi %70'lik biz azaltımı, karbon gazlarının azaltımı çok önemli. İnsanlar bundan korkuyor. Seçmenler, politikacılar, sanayiciler, herkes arkanızdaysa yaratıcı olabilirsiniz. Biz yeni şeyler keşfetmek zorundayız. Yani belki mevcut teknoloji bize bu %70'lik karbon azaltımı mümkün kılmayacak. O halde ne yapmamız lazım? Başka bir teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Danimarka'da yeni fosil yakıt kullanan araçlar kullanılmayacak 2030'a kadar. Evet. Nükleer santrallerimiz var. 8 yıl içinde bunlar bitecek. Yani bir şeyler yapılıyor. Evet, Türkiye için ilginç olabilecek bir şey söylüyorum. Tabii rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ama bölge, yani ilçe ısıtımı, bölgesel ısıtım. Yani kullanılan enerjiyi daha etkin bir şekilde ısıtmak. Pencerelere bakmak, binaları kontrol etmek lazım. Bunları toplu ısıtımla ısıtırsak enerjiyi daha verimli kullanabilirsiniz Türkiye'de. Yani çok fazla fırsat var aslında. Danimarka'da iyi bir işliği var. Türkiye ile bir anlaşmamız var. Bölgesel ısıtma, rüzgar enerjisi ile ilgili bir anlaşmamız var. Bir anlaşma protokolümüz var. Ne yapıyoruz bu konuda? Danimarka uzman finansmanlığı sağlıyor. Bölgesel ısıtmada ve meslektaşlar arasında danışma sağlanıyor bu finansmanla. Bu gibi Türkiye ile işbirliğimiz var. Bu işbirlikten çok memnunum. ABD ile, Çin'le, Hindistan'da, Bangladeş'te birçok ülkeyle böyle bir işbirliğimiz var. Yani birkaç konuda iyiyiz. Yani bir konuda iyi olduğunuz zaman bunu başkalarıyla paylaşmanız da fayda var. Biz gösterebiliriz, örneklerle gösterebiliriz hangi teknolojilerin faydalı olduğunu ve bununla ilgili sayılara verebiliriz. Bu projelerden birisi, birçok dünyanın birçok ülkesinde yapıyoruz, Türkiye dahil. Enerji verimli, sürdürebilir enerjiyle ilgili bir proje var. Çin'de Çinlilere rüzgar enerjisini dağıtımını etkinleştirdik, yani daha etkin hale getirdik. Bu verimli, bu şekilde sera gazları azalttık ve bu %68'lik bir azaltıma sebep oldu. Dolayısıyla biliyoruz ki biz biliyoruz ki STD aracıları Türkiye gibi ülkeler bir şeylerin nasıl farklı yapabildiğini göstermek istiyoruz, paylaşmak istiyoruz. Türkiye ile bahsedecek olacak. Ben Sayın Genel Müdürümle zaman geçiriyorum. Evet, daha hırslı olabilirsiniz. Bakın, iklim değişikliği ile ilgili olarak da öyle de olmalısınız. Ve Türkiye'den 3 şey istiyoruz. Siz biliyorsunuz umarım ama yine tekrarlıyorum. Birincisi, gerçekten Türkiye'yi Pennas Anlaşması'nın onaylamasını istiyoruz. Türkiye'de Paris Anlaşması'nın onaylanmasını istiyoruz. Türkiye'den, yani karbon yakıtlarının teşvik edilmesini, bitirmesini istiyoruz. Çok fazla Türkiye'de bununla ilgili teşvikler var, fosil yakıtlarla ilgili olarak. Bunların
bitirilmesini istiyoruz ve nihayet Türkiye'de hangi fırsatların nerede olduğuna bakmak istiyoruz. Verimlilikle, bunu TOKİ ile, belediyelerle ve bölgesel ısıtma ile konusunda ilgili bir anlaşma protokolümüz var. Biz fizibilite araştırmaları için finansman sağlıyoruz belediyelerde. Belediyelere gidiyoruz. Yani bölgesel ısıtma uygulandığı zaman ne olabilir? Bunu fizibilitesine bakıyoruz. Peki yani merkezi bir ısıtma tesisi olacak. Su akı orada ısıtılır ve borularla bu sıcak su bütün konutlara dağıtılır. Bu gibi Danimarka'da %30'luk bir tasarruf sağlanıyor. Yani bunu belediyeye bunu önerdiğiniz zaman belediye bunu vatandaşlara söylediği zaman %30'luk bir tasarruf sağlayacaksınız dediği zaman yani bu o belediye başkanının popülaritesini de arttıracaktır. Yani onun işine gelecektir, işine yarayacaktır. Bu aynı zamanda Türkiye'nin ithal yakıtlara bağımlılığını azaltacak ve ödemeleri azaltacak. Yani bu kadar gaz, kömür ve yakıta verilen paralar yerine daha mühendisliğini elektrikçilere ve ısıtma tesislerine kullanabilirsiniz. Yani bu belediyeler için iyi bir şey. Ama belediyelerin çoğu bundan henüz haberdar değildir. Şimdi ama teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için, bu konuyu ele alabilmemiz için. Benim hükümetime göre en önemli sorun gezegenin karşı karşıya kaldığı en büyük ve insanoğlunun karşı karşıya geldiği sorun bu. Çevre sorunları ve iklim değişikliğidir. Teşekkür ederim.